Merhabalar, sigortacılık dersinin son konusu tarım sigortaları. Bugün de tarım sigortalarından bahsedeceğiz. Tarımsal üretimin sürdürülmesini etkileyen nedenlerin başında çiftçilerin doğal afetler yüzünden yaşadıkları gelir kayıpları gelmektedir. Zarar gören üreticiler desteklenmediği takdirde tarımdan kopuş ve şehre göç başlamaktadır. Çiftçinin taşıdığı bu riskler transfer edilmelidir. En çağdaş risk transfer sistemi de sigortadır. Sigorta sistemleri 100 yılı aşan risk yönetimi uzmanlığı ve bütçe disiplinine imkan vermesi nedeniyle devletler tarafından tercih edilmektedir. Fakat üstlenilen risklerin büyüklüğü nedeniyle özel sigortacılık tek başına çözüm üretememektedir. Tarımsal ürünlerin sigortalanabilmesi, risklerin yaratacağı yükün paylaşılması ile mümkündür. Bu yükün küçük bölümü üretici, büyük bölümü ise sigorta sistemi ve devlet tarafından üstlenilmelidir. Primlerin riske paralel yüksek olması nedeniyle çiftçilerin sigorta yaptırabilmesini kolaylaştırmak için devlet katkısı şarttır. Kaynakların verimli kullanımının sağlanması için bu sistemin tek elden yönetilmesi gereklidir. İşte tüm bu gerekçelerle sayılan özelliklere sahip bir sistem ve yöneticisi olarak tarım sigortaları havuzu kurulmuştur. Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanır. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları her yıl yeniden belirlenmektedir. Sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere prim desteği sağlanmaktadır. Sigorta şirketleri tarafından yapılan sigortalara ait riskin tamamı havuza devredilmektedir. Havuz, üstlendiği bu risklerle ilgili olarak koruma satın almak üzere ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için gerekli çalışmaları yapar. Ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde bir kısmı devlet tarafından taahhüt edilmektedir. Çiftçilerin sigorta sistemine katılımı gönüllülük esasına dayanır. Bu kanun kapsamında uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı kanundan yararlanamazlar. Tarım sigortaları havuzunun, kısaca TARS'ın diyoruz, tüm iş ve işlemleri havuza katılan sigorta şirketlerinin ortaklaşa kurdukları bir anonim şirket tarafından yürütülmektedir. Bu sistemden, bu sigortadan faydalanabilmek için çiftçi kayıt sistemine üye olunması gerekmektedir. Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir sistemdir çiftçi kayıt sistemi. Üreticiler gerek tarım sigortasındaki prim desteğinden gerekse diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve her sene güncellemek zorundadır. Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler, seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar, hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlar ve veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar kurulun teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmektedir. Devlet destekli tarım sigortalarını 5 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar bitkisel ürün sigortası,
Sera sigortası, hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası ve su ürünleri sigortasıdır. Bunlardan bitkisel ürün sigortası tüm bitkisel ürünler, meyve, sebze, tarla ürünleri, çiçekler, çiçek bitkileri olmak üzere tüm bitkisel ürünler kapsamı içerisindedir. Riskler dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem ve dondur. Bu risklere karşı Tarsim güvence vermektedir. Bu sigortayı yani bitkisel ürün sigortasını yaptırabilmek için çiftçi kayıt sistemine üye ve kaydında güncel olması gerekmektedir. Ayrıca istenildiği takdirde sadece meyveler için don riskinin neden olduğu miktar kaybı, yaş meyve, sebze ve çiçekler için dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı ek prim ödemek suretiyle yukarıdaki pakete eklenebilmektedir. İkinci sigorta türü sera sigortasıdır. Cam ve plastik seralar kapsam dahilindedir. Burada da dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı risklerine karşı teminatlar verilmektedir. Bu sigortadan yararlanabilmek için çiftçilerin örtü altı kaydının olması ve seraların teknik şartlara uygun olması gerekmektedir. Üçüncü sigorta türü hayvan sigortasıdır. Süt ve erkek besi sığırları ile mandalar kapsam dahilindedir. Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kesimler, teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riskleri teminat altına alınmaktadır. Burada da hayvan sigortasından yararlanabilmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Dördüncü sigorta türü kümes hayvanları sigortasıdır. Burada da kapalı sistemde üretimi yapılan kümes hayvanları kapsam dahilindedir. Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, her türlü kazalar, zehirlenmeler, her türlü doğal afetler, yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kesimler teminat altına alınmaktadır. Kümes hayvanları sigortasından yararlanabilmek için biyo güvenlik önlemleriyle hijyen kurallarının sağlanmış olması gerekmektedir. Tarım sigortasının sonuncusu su ürünleri sigortasıdır. Burada da her türlü hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, her türlü doğal afet, kazalar, predatörler, Alp patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar sigorta kapsamına alınmaktadır. Evet, ülkemiz için son derece önemli olan tarım sigortasında çiftçilerin doğa olaylarından, iklimsel değişikliklerden etkilendikleri takdirde zararlarının karşılanabilmesi amacıyla oluşturulan tarım sigortalarından bahsettik. Böylece sigortacılık dersinin konularını tamamlamış olduk. Hepinize başarılar, iyi günler diliyorum.